ben gideyim o zaman. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Sonraki gün görüşürüz. Bir hafta boyunca, aylar boyunca, yıllar boyunca, bir ömür boyu görüşürüz. Ben demedim mi sana senin peşini bırakmayacağım diye? Bırakmanı isteyen kim? Ya, öpmüş müydüm ben seni? Selam söyle. Tamam. Allah'ım çok güzel bir kız ya. Ya ne var ulan Semih ne var? Bir anı da bozmasan ölürsün ya. Ne var lan Brutus? Amirim gördünüz mü? Ay neyi gördün mü? Heyecanlı söyle neyi gördün mü? Hemen atıyorum size amirim. Hemen atıyorum şimdi. Ay hadi hemen at. At. Ay bunun da heyecanı var. Yasemin Durulmaz merhumun arabasını takip ediyor. Dikkatli bakın. Bu görüntüden de çok kısa bir süre sonra Halil Karaçam öldürülüyor. Ben şimdi emniyetten bu azılı katilin bulunmasını talep ediyorum. Ve tutuklanmasını rica ediyorum lütfen. Yasemin. Tamam. İyi, sakinleşeceksin. Sakin ol. Beni duyuyor musun? Yasemin. Tamam. Ne oldu? Ne oldu canım benim? Ne oldu? Başım döndü. Tamam. Rutku. Ne Rutku? Geldiğimden beri böyle. Rutku. Ne Rutku? Ne oldu? Rüya mı? Kabus mu gördün? Ne oldu? Fidan. Rutku. Yasemin Durulmaz merhumun arabasını takip ediyor. Dikkatli bakın. Nasıl yani ya? Bu görüntüden de çok kısa bir süre sonra Halil Karaçam öldürülüyor. Nasıl yani ya? Sakinleştirici verdik şimdi. Ne oldu canım benim? Anlamıyorum ki ya. Ne oldu? Geldiğimde televizyona çıktı. Ne izlediyse sinir krizi geçirecek hale gelmiş. Şimdi sakinleştirici verdik. Sizi görünce de sakinleşti. Tamam canım benim. Tamam. Ben yanındayım artık. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben birazdan yine uğrarım. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Başım dönüyor. Ne oldu? Ne oldu? Kabus mu gördün? Hayır. Turgay konuştu. Buraya mı geldi o şerefsiz? Hayır, Televizyon. Her şeyi anlattı. Her şey, nasıl her şey? Her şeyi anlattı Yasemin, her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı. Tamam, dur, dur. Alo? Yasemin, gördün mü? Ya neyi gördün mü? Delireceğim burada. Ne oldu ya? Kapat, yolluyorum hemen. Tamam, hadi. Tamam, dur. Ben şimdi emniyetten bu azılı katilin bulunmasını talep ediyorum. Ve tutuklanmasını rica ediyorum, lütfen.
Galiba yolun sonuna geldim. Ne böyle? Cemre, müsaitsen karakola gelebilir misin? Yasemin'i karakola götürüyorum da. Tamam, sağ ol. Hayat ne garip değil mi? Daha 30 saniye önce bu koltukta aşık oldum. Sevdiğim kadın oturuyordu. Şimdi kim oturuyor bilmiyorum. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Dur. Prosedür gereği avukatın yanında yokken konuşmasan daha iyi. Yasemin Hanım. Amirim, çağırdınız geldim hemen. Cemre Hanım da içeride. Tamam, müdür bey. O yok. Tamam, peki. Yasemin iyi misin? Toprak ne oluyor Allah aşkına? Ha? Yasemin neye istinaden burada? Rutkay Sezai Hersek'in basına yaptığı açıklamalardan ötürü. Rutkay Sezai mi? Ya, izledim evet. Ya gerçekten bu adamın iftiralarıyla mı ilerleyeceğiz? Ha? Resmen bir deli bir kuyuya taş atmış olay bu. Belli ki son gelişmelerden sonra, kamuoyu baskısından sonra oturmuş bilgisayarda bir takım görüntüler oluşturarak bir şeyler yapmış bu adam ya. Cemre, mahkemede değiliz. Bırak, prosedürü uygulayalım, işimizi yapalım. Ondan sonra savunmanı yaparsın, tamam? Evet, Sayın Yasemin Durulmaz. Hakkınızdaki iddialarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu anlatılanlarla ilgili bir bilgim yok. Bilmiyorum. Dedi. Peki ya görüntüler? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Cinayetin işlendiği gün o tarihte neredeydiniz? Hastanede. Babamın yanındaydım. Cinayetin işlendiği tarihi biliyorsunuz. Şahit Sinan abi mi? Sinan. Şahit. Semih. Amirim. Sen ifadeyi tamamla. Ondan sonra da Yasemin Hanım'ı salabilirsiniz. Ama gözaltına almıyor muyuz?
Ortada iddia var ama delil yok. Delil yoksa gözaltında tutamayız. Tamam. Peki amirim. Tamam, tamam. Bırak. Toprak, Toprak. Yasemin Hanım, ifadeniz bittikten sonra evinize gidebilirsiniz. Toprak, ne olur yapma böyle lütfen. Yasemin. Bitti. Sen hiç merak etme. Herife kimsenin inandığı yok. Baksana. O kamera kaydı gerçekse Yasemin denen kadını bu gece atarlar içeri. Ama hiç sanmıyorum. Adam bana hiç güven vermedi. Zaten yaptığı şey deli saçması bir şeydi. Onun bir tek amacı var. Sizi huzursuz etmek. Kendince bir intikam alıyor aklınca. Ortada ciddi bir durum yok. Tamam, için rahat olsun. Senin bana söylemediğin başka bir şey mi var? Hı? Yok, yok bir şey. Pardon. Şeyda Hanım. Alo? Abi, Yasemin, nasılsın? Pek iyi değilim vallahi. Yani tahmin edebiliyorum. Az önce Rutkay Sezai Hersek'in söylediği her şeyi izledim. Yani eğer bak bir şekilde cevap vermek istersen ben buradayım. Yok, Şeyda Hanım. Ben konuşmak istemiyorum. Peki, sen bilirsin. Ama yani yine de kendini savunmak istersen, eğer sesini duyurmak istersen beni her zaman arayabilirsin. Tamam, sağ olun. Neyimi savunacaksam? Efendim? Giderim. Ha. Geri gelmeyeceksin diye. Biliyorum. Ne oldu? Alacaklar mı bir daha seni? Yok. İfademi verdim. Cemre de oradaydı. Ne oluyor yani? Tekrar alabiliyorlar mıymış? Onu söyledi mi? Cemre bir şey olmaz dedi. Bu kamera kayıtları geçerli değilmiş eğer. Mobese'den alınmış olsaydı geçerli olurmuş o zaman. Tamam. Toprak, o ne diyor? Ne desin? İfademi aldı. Ben de gözünün içine baka baka yalan söyle. Aptal kafa. Yapma. Aptal. Yapma, yapma, yapma. Yapma. Ağlama, tamam. Vurma kendini ama. Yapma, yapma. Sen bir şey yapmadın. Tamam, sen bir şey yapmadın. En kötüsü ne biliyor musun? Yalan söylediğimi biliyor. Ben de onun bildiğini biliyorum. Ama öyle bir şekilde oyuna devam ediyoruz. Tamam da Yasemin, sen hiçbir şey bilerek isteyerek yapmadın ki. Biliyoruz bunu. İsteyerek ya da istemeyerek. Yaptım mı yaptım. Günah benim boynuma. Deme öyle. Deme öyle. Fidan. Hı. Halil Toprak'ın kuzeniymiş. Ben onu çok seviyorum. Şimdi nasıl diyeyim ben senin kuzenin?
Tamam, ağlama. Bak ben biliyorum orada ne oldu. Ben gördüm seni orada. Sen bizi kurtarmaya geldin. Şahidim ben. Ya küçücük kız Zeynep Bey, Rengin, ben. Sen gelmeseydin biz kim bilir... Kim bilir ne hale gelmiştik ya? Sen bizi kurtardın. Ben biliyorum bunları. Kim bilir başımıza neler gelmişti. Biz şimdi belki burada değildik üçümüz de. Sen... Tövbe de. Tamam tövbe. Ama sen bizi kurtardın. Sen adamı takip edip bizi gelmeseydin, kurtarmasaydın. Yasemin bunlar belli şeyler. Sen hiçbir şey yapmadın, ağlama. Sen bizi kurtardın, tamam mı? Sen bizi kurtardın. Bu böyle. Tamam? Ağlama. Sen hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın. Çözeceğiz. Tamam. Çözeceğiz. Tamam, yok bir şey. Tamam. Çözeceğiz, ağlama. İyiyim. Tamam. Oo, amirim. Sen bu kadar sık gelmezdin bize. Ne oldu böyle? Vallahi hoş gelmedim de hoş buldum diyeyim Süleyman abi. Hayırdır? Ne oldu? Vallahi ne sen sor, ne ben söyleyeyim uzun hikaye. Neyse, sıkma canını. Yalnız Süleyman abi, ben bu gece içerim. Baştan söyleyeyim. Eyvallah. Belli ki gönül meselesi. Anlaşılan bu gece sana dokunulmayacak. Dokunmasın abi. Kimse dokunmasın bana. Tamam eyvallah. Hadi bakalım Erkut'cum, başarılarımızın devamına. Yalnız Rutkay Bey, size daha önce de söylediğim gibi... ...karşı taraftan gelecek olan ataklara karşı da hazırlıklı olmalıyız. Ya Erkut'cum, daha karşı taraftan ne atağı gelecek Allah aşkına? Yani iftira davası açacaklardır. Açsınlar, buyursunlar. Görüntüleri herkes gördü mü? Gördü. Ama size izah ettim. Onun hukuksal bir geçerliliği yok. Yahu bu Yasemin denen kadın mimlendi mi? Mimlendi, bitti. Doğru söylüyorsunuz. Artık karşı tarafın beyanlarına kamuoyu itibar etmez. Ha, ne güzel söyledin işte bak. Bana da o yeter zaten. Maç daha yeni başlıyor. Amin. Karışmayayım diyorum ama yarın sabah mesai yok mu? Sabahın ayrı, mesaisini ayrı Süleyman abi. Amirim. İyi akşamlar Süleyman abi. Ha, ben hoş geldin. Bak, aminin sana emanet. Tamam. Eyvallah abi. Ben de. Hadi hak etme. Amirim. Geldi benimki. Amirim, sizi merak ettim ben. Niye merak ediyorsun beni? Çocuk muyum ben? Yok, estağfurullah da. Canın sıkkındı amirim ya. Biliyorum yani. Oğlum, şişe getir. Gözünü seveyim lütfen ya. Getir. Ver mermilerimi. Hani bu akşamlık yetse mi? Ne diyorsunuz? Semih. Efendim? Kafa ütüleme. Kafa ütülüyorsun sen. Ütüleme. Tamam amirim, peki. Amirim ya. 12. Efendim? 12 saniye susabiliyorsun sen. En fazla 12 saniye susabiliyorsun. Niye öyle? Bilmiyorum ki amirim. Öyle mi? Öyle. Ne amirim amirim ne? Ya kızmazsanız ben size bir soru soracağım. Oğlum kızdım zaten ben sana, anlamıyorum. Kızdım zaten. Ama kızarsanız ben soramam ki. Oğlum kızsam da soracağım, kızmasam da soracağım. Bir sorun varsa soracağım. O zaman soruyorum. Ya sor. Diyekten soruyorum. Ya amirim, sizin bu Yasemin Hanım'la aranızda bir şey mi var ya? Yani?
Ne ismi ya? Allah sen çok tatlı çocuksun ha. Sağ ol. Yeter lan bana. Yeter. Bana yeter abim. Yeter. Yasemin abla anladın bir şey bana. Yok Semih yok. Yasemin onunla aramda bir şey yok. Emin misiniz? Çünkü ben sizi tanıyorum. Yani sanki bu halde olmanızın sebebi Yasemin'miş gibi geliyor bana amirim. Yasemin Hanım'la aramda ne var biliyor musun Semih? Ne var amirim? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Tamam. Yasemin Hanım'la aramda ne vardı biliyor musun Semih? Ne vardı abi? Bir ihtimal daha vardı. Mutlu olma ihtimali. Ama artık yok. Paşa. Hesabı gönder be. Yok yok amirim ben o işi hallettim. Yani kalkabiliriz istediğinizde. Nasıl hallettin ya acaba Bürtüs? Operasyondaki altınları mı patlattı? Ama amirim ya. Ya yapayım lan. Sakın yapayım. Hadi kalkıyorum. Ben yardım edeyim size amirim. Gel yardım edin. Hoppa hoppa hoppa. Tamam yok bir şey yok. Alayım mı ceketinizi amirim? Gel bana al şunu. Süleyman abi. Görüşürüz abi. Hadi. İyi akşamlar. Tamam. Amirim. Bak bakayım ya. Amirim. Ya dönüyor mu lan ya? Amirim dönmüyor ya. Dönsün lan polisim ben. Değil mi Sebi? Evet amirim. Ne evet lan? Beni mi yiyeceksin sen daha? Estağfurullah amirim. Olur mu öyle şey ya? Süleyman abi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yine geleceğiz abi. Belli ki. Çocuk ya. Ay. Barkıcığım. Ay. Anne. Ay ne oldu? Toprak bu ne hal? Peri anne. Bir girelim gel. Ayakkabılıyım ama. Gel gel, gel çocuk. Anne niye geldin kahretme? Ay Allah'ım gir bakayım. Sizi yatıralım da biz. Ay gel anne, buraya yatırıyorum. Şöyle şöyle yatırayım. Yok yatmıyorum. Yatın yat, anne. Yat. Ama ay dur şu ayakkabılarını çıkaralım. Çıkaralım Peri anne. Çıkar bakayım. Şunu da al çocuğum. Ay Allah'ım. Ne oldu Semih ya? Peri anne canı sıkkın ya işte. Böyle oldu. Ay Allah'ım yarabbim. Neyse ben gideyim bir şey lazım olursa. Tamam sağ ol çocuğum sağ ol. Ayakkabıyı da kapının önüne koyuyorum. Bırakıver onu bir de kapıyı da çekersin sen. Tamam. Ay gel bakayım. Ay ne oldu? Ne oldu anneciğim sana? Ay dur bir. Şöyle yudum su iç. Heh. İç bakayım şunu. Allah'ım. Niye böyle oldu benimle? Ne oldu çocuğum? Hı? Evlenecektik belki. Çocuğumuz olacaktı. Kimle? Ne evlenmesi Toprak? Niye böyle oldu anne ya? Anne diyorsun. Yat bakayım şuraya sen. Yat. Niye yat böyle oldu benimle? Yat şöyle bakayım. Al Toprak. Ah. Ne oldu sana çocuğum? Kim bu ya? Merhaba Fidan. Müsait miydin? Müsaitim. De Yasemin yok ama. Yok ben zaten seninle konuşmak istedim. Tamam. Buyur gel. Sağ ol. Bir şey içer misin?
Yok hayır, sadece bir şey konuşup gideceğim. Buyur böyle. Geldi. Fidan, sana bir şey soracağım. Ama ne olur doğruyu söyle. Ne oldu? Halil. Ne yaptı size? Bak, yüzünden belli. Bir şey yapmış işte. Ama ne yaptı öğrenmem gerek. Bak polis olarak falan sormuyorum ha. Açığa alındım ben. Polis değilim artık. Sorguda falan değilsin yani. Niye öğrenmek istiyorsun o zaman? Kuzenim de. Ayrıca Yasemin. Yasemin'i çok seviyorum ben. Biliyorum. Atlatamayacağım bu olayı. Ama yine de öğrenmek istiyorum. Bilmem gerek. Halil ne yaptı size de öldürdünüz bu çocuğu? Hoş geldin. Ben yemeğe bakayım. Tuvalete gideyim o zaman. Sen de tuvalete gitsin Ana abi. Toprak. Ben de gideyim. Toprak gitme ne olur. Yasemin zaten gelmemem gerekiyordu buraya da. Dedim belki. Belki ne? Belki içimi rahatlatacak bir şey. Tutunacak bir dal. Belki birisi bana bir şey anlatır. Dedim ama. Anlatmayacağınızı tahmin ettim. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Yasemin. Rengin olmasa... Rengin olmasa her şeyi anlatırdım Fidan. Ben onu çok seviyorum. Biliyorum güzelim. Biliyorum. Sakin. Tamam. Şşş. Evet. Seni dinliyorum. Toprak seni seviyorum. Yasemin. Bir karşılık vermen için değil. Bil diye söylüyorum. Belki bir daha fırsatım olmaz diye. Ama asıl anlatmak istediğim şey başka. Halil. Halil'i ben öldürdüm. Nasıl oldu bu iş? Biz Fidan'la yeni tanışmıştık. Rengini ezilmekten kurtardı. Tamamen tesadüf. Ben de bizim eve getirdim onları. Gidecek başka yerleri yoktu çünkü. Ben tabii o zaman kocasını ölü diye biliyordum. Öyle söylemişti bana. Öyle Rutkay Hersekli falan hiç haberim yoktu yani. Ama meğer Rutkay Fidan'ın peşine adam takmış. Halil'e. Fidan'ı ve kızları kaçırdı. Ben de peşlerine takıldım. Sinan abinin arabasıyla. Evet. Sonra
köprü altında durdular. Ben arabadan inip yanlarına gidince rengin dışarı çağırmaya çalıştığını gördüm. Çekiştiriyordu. Elinde silah vardı Toprak. Bir şey yapacaktı kızıma. Ben sırf kızımı kurtarmak için yemin ederim bile isteye yapmadım. Bir kalas buldum yerde. Sersemler belki bırakır diye düşündüm rengini. Ama ucunda çiviler varmış, görmedim. Kanlar içinde yerde yatıyor. Fidan'ın hiçbir suçu yok. Her şeyi tek başıma yaptım. Niye polise gitmedin Yasin? Korktum. Beni içeri alırlar. Kızımdan ayırırlar diye korktum. Toprak, ben dayanamıyorum artık. Ne yaparsan kabulüm, beni götür, ne ceza çekeceksem çekeyim. Ben artık sana yalan söylemeye dayanamıyorum. Ben bu yalanla, bu günahla yaşamak istemiyorum. Anlattığın için teşekkür ederim. Hadi eve bırakayım ben seni. Ama ben yaptım. Suçluyum, ben yaptım. Nefsi müdafaa. Yani kızının hayatının karşılığında Halil'in hayatı. Senin yerinde hangi anne olsa aynı şeyi yapardı. Yasal olarak da, ama ne bileyim, yasal olarak polis miyim ben? Hadi Yasin. Bir daha görüşmeyiz. Değil mi? Kendine iyi bak Yasin. Kendine iyi bak Toprak. Yasemin! Ben seni bırakamam Yasemin. Bırakma o zaman amirim.